Evet, herkese merhabalar. Babala TV'de Backstage programındayız. Biz bugün İzmir'de müzisyen Nuri Harun Ateş ve piyanist Barış Özgilgin'le beraberiz. 6 tane konservatuar. Evet. Nerede yer bulamadınız kendinize? Onlar da zengin koca bulsalar bırakırlar. Yani Ajda hakkında oturur kitap yazarım yani. Hep kahkahalı, hep gülerek oluyor bizim kulis arkamız, koşturmacamız. Yaptığımız iş çok kolay bir iş değil, biraz delici belki. Ben Sezen'le karşılaştığımda da, Ajda ile karşılaştığımda da aynı senin. Evet, herkese merhabalar. Babala TV'de Backstage programındayız. Biz bugün İzmir'de müzisyen Nuri Harun Ateş ve piyanist Barış Özgilgin'le beraberiz. Merhabalar Nuri Bey, nasılsınız? İyiyiz. Sağlığınıza duacıyız. Çok büyüdünüz. Oğuzhan'la da yan yana gelmeniz şahane oldu. Biliyorsunuz onları ben çok severim. Evet, onlar da sizi çok seviyorlar. O Tuğrul zaten kardeşim gibi. Oğuzhan o kadar çalıştığı için onunla ilişkimiz ilerlemiyor. Göremiyorum çünkü. Ama çok tatlılardır yani. Babala da çok güzel bir yere gitti. Bu akşam çok güzel bir konser izleyeceğiz sayenizde. Evet. Ya inşallah ben de evet diyorum. Ay çok evet, güzel ama, söylerim evet, ben. Çok... O da bir çalar Allah Allah. Evet ama gerçekten çok güzel. Çok keyifli oluyor. Ve çok ya, renkli böyle şov dolu oluyor sizin. Çok eğleniyor da insanlar aynı zamanda. Bir kabare performansı. Evet. Kabare türü, bir tiyatro türü, uzantısı, formu diye anlatırsak böyle dönemlerde çıkıyor. Dünya hep böyle doğuramıyor gibi öyle savaşlar yaşayıp, soğuk savaşlar, bayağı Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. O dönemlerde yeşillenmeye başlamış. 6 tane konservatuvar. Evet. Nerede yer bulamadınız kendinize? Hiçbir yerde sesinize daha doğrusu. İlk İzmir'de başladı. İzmir Devlet Konservatuvarı Opera bölümü. Tenor olarak girdim. Ama benim aklım barok müzikteydi. İzlediğim bir film yüzünden, Farinelli. Ve o barok dönem aryalarını da o dönem böyle karineyle taklit ederek söyleyebiliyordum kafa sesiyle. Sonra dedim ki hani bu normal bir şey mi yani? Bunu herkes söyleyebilir mi acaba falan diye hocama sordum. Yok dedi, bunu herkes söyleyemez. Senin kafa sesin çok güçlü. Büyük bir kafa sesin var dedi hani volüm olarak. Ne yapacağız dedim. Bunu dedik araştırmamız lazım dedi. Sonra araştırdık, işte buna kontrtenor deniyormuş. İşte barok dönemden gelen bir şarkı söyleme geleneğiymiş. Sonra bir baktık ki biz araştıran iki kişi dışında kimsenin böyle bir merakı olmamış. Ondan sonra zaten bizden de az var yani. Toplasan kariyeri olan 50 tane kontrtenor var koca dünyada. Onlar da zengin koca bulsalar bırakırlar. Emin ben bırakamam. Ben çok seviyorum da bırakanlar olur herhalde aralarından diye düşünüyorum. Çünkü bayağı zor bir meslek. Öyle mi? Yani her anlamda. Ne isterdiniz konservatuvarlarda? Ne olmasını istersiniz? Var mı öyle bir beklentiniz şu anda? Müfredat ve tabii ki stil dersleri çok önemli. Ben barok dönem şarkıcısıyım, kontrtenör olduğum için. O dönemin stili başkaymış. Zaten gelişmiş bir piyano yokmuş. Klavsen, klavikord, onlarla eğitim veriliyormuş. Ve yarım ses düşük, la'nın şeyi. Şimdi çok teknik bilgiye girmeyeyim ama o zamanlar Avrupa'nın çeşitli yerlerinde kadınların sahneye çıkması yasakmış. Ve o rolleri çoğu zaman biz kontrtenörler ya da hazım edilmiş kimsesiz çocuklar, sesi ince kalabilenler sahnede kadın rollerini seslendiriyorlarmış. Oradan gelen bir gelenek. Birazcık ben şimdi Barış Bey'e yöneleceğim. Onun da birkaç sorum olacak. Tabii sizin ki. Ekipten arkadaşlarınız ve bu gece çok güzel bir performans sergileyeceğinizi umuyorum. Bizim 20 seneyi aşkın zaman önceden bir tanışıklığımız vardır okuldan zaten. Bir şekilde güzel bir şey yapmak için insanlara yaptıklarımızı dinletebileceğimiz ve güzel bir düo olabileceğimizi düşündük. Bir şey söyleyeceğim. Nuri Bey nasıl bir arkadaş? Hiç o kadar yakın olmadık. Çocuk mecburen iyi şeyler söyleyecek şu an. Akşam konser var diyorsunuz. Yok, yakın arkadaş değildik. Ben onun müzisyen olarak hep hayranıydım. Uzaktan tanışırız. Sağ olsun ortak benim menajerim Didem Mimikoğlu da yıllardır çalışıyordu Barış'la. Biliyordum. Ondan sonra o bizi birleştirince
bütün taşlar yerine oturdu. Aslında Didem'in projesi olduk biz biraz. Aynen öyle, aynen. Evet. Anlaştık da çok güzel. Yani müzik ortak dilimiz var zaten. Ortak dilimizde buluşabiliyoruz. Yıllarımız da bu işte geçtiği için, bunun üzerine söyleyecek sözlerimiz olduğu için insanlara bu sözleri aktarabileceğimizi fark ettik bir araya geldiğimizde gibi özetleyebilirim. Yani en kısa yoldan herhalde. Sezen Aksu, Ajda Pekkan hayranlığı çocukken. Ajda'yı ona sor, onunla çalışıyor. Yani Ajda hakkında oturur kitap yazarım yani. Yaptınız mı hiçbir düet? Yok, yapmadık. Bir keresinde karşılaştığımızda sen de bir gün Arya söyleyelim falan filan demiştik Kıbrıs'ta ama yani o kadar yoğun bir gündemi var ki o bizimle aynı gezegenden değil. Ha, o kadar yani. Başka bir şey görüyorsunuz yani. Siz de öyle görürsünüz yaklaşsanız. İnanın bana yani ben de hani mesela Sezen Hanım'la tanıştığımda Sezen Hanım bildiğimiz Sezen Hanım yani evinden çıktım dedim ki ben Sezen'le tanışacaktım ama o da arada kaynadı dedim. O kadar. Hani arkadaşım gibi ve bildiğimiz gibiydi. Ajda'yı ben belki görmemiş bile olabilirim. Hani, ondan o hayranlık da olmuş olabilir mi ama? Ben her şeyine hayranım ya. Müzik konusunda mesela ciddi anlamda hiç yılmadan araştırmaya devam ediyor. Bu Yakar Geçerim albümü vardı ya onun. Ben senin yerinde olsam. Bunu ilk bana Gencoğlu dinletti şarkıyı. Şey yollamış. Ozan Çolakoğlu. Ben dinledim şarkıyı dedim ki of Ajda bitti dedim. Daha kötü bir şarkı olamaz dedim. Kadının en çok tuttuğu şarkı oldu. Ben de ne kadar öngörülü oldum. Bir tek Ajda konusunda öngörülüyüm. Neyse. Bu şarkı öyle bir tuttu ve Ajda bir gün Sabahattin Mer'e katıldı. İşte dedi nasıl heyecanınız nasıl? Ya dedi Sebacığım dedi o kadar çok dinledik ki şarkıları bilmem ne artık benim için bir şey ifade etmiyor dedi. Zaten benim sevdiğim müzikler değil dedi. Ben evde caz dinliyorum dedi. Gerçekten. Yani, o kadar kendini adamış ki o Ajda Pekkan markasına sevmediği bir şeyi de inandırıcı söyleyip başarılı olabiliyor. Bu bence bir şarkıcının yapabileceği en top nokta yani. Açıyorsun ağzını söylüyorsun herkes de kafayı yiyor. Ülkemizde çok Queen'lerin olduğu bir sahne. Yani Zeki Mürenler'in, Bülent Ersoy'ların. Aha. Birazcık da homofobik. Nasıl bu? Aslında adapte değiller, oluyorsunuz? Değiller homofobik falan. Homonun ne olduğunu bile bilmiyorlar. Yani ancak ailelerinde biri olursa bir şekilde sevgi varsa arada o sevgi sayesinde öğreniyorlar. Aslında herhangi bir tehdit oluşturmadığını bu topluluğun, bu azınlığın. Bunun bir cinsel yönelim olduğunu ve bunun kimseyi ilgilendirmediğini, aile yapısını zedelemesinin mümkün olmadığını anlamaları zor değil yani. Bence bilmedikleri için oluyor. Bir de ortak düşman yaratması lazım siyasetin. Şimdi başörtüsü tamam geçtik orayı. Ondan sonra sağı ve solu aynı cehaletten yakalamak için LGBT artı insan hakları şeyi doğruydu siyasetçiler için. Buldular onu, o bug derler ya. Oradan yürüyorlar. Hayır şunda da bahsediyorum yani homofobik bir tarafları ama bir tarafta da Bülent Ersoy Zeki Müren'i alkışlayanlar oldu değil ya işte. Yani niye homofobik olsun ki? Yani fobi dediğin şey biraz travmatik bir şeydir. Hani kuştan korkarsın sana uçup gözünü oyacak diye çünkü hiç kok izlemişsindir. Ya da ne bileyim ben karanlıktan korkarsın. Öyle fobiler bir sürü fobi var. Kapalı yerde kalma korkusu. Bir insan fobisi nasıl olabilir ki? Yani insanız yani ben onlara insan diyorsam onlar da bana diyebilir. Önümüzde ne projeler var? Var mı bir şeyler? Barış'la devam edeceğiz. Yeni başladık evet. Das Kabare'ye. Şimdi yurt dışı konserleri var. Almanya, Hollanda, ondan sonra tekrar Almanya, Münih. Bodrum Festivali var, tiyatro festivali. Ve Aşura başlıyor tekrardan. Aşura benim kariyerimin başladığı oyun. Ülkedeki etnik azınlıkların kaybolan dillerinden ağıtlar söylediğimiz, sahnede sürekli göçtüğümüz şahane bir Mustafa Avkıran, Öbül Avkıran eseri. Onunla biz dünyayı dolaştık. Sonra dedik ki artık 15 yıl sonra dedik hani tamam artık dediler onlar. Ama ne göçmenlik, ne ötekileştirme, ne ötekinden düşman yaratma bitmedi. Arttı gün geçtikçe. Aşura'nın da gündemden ne yazık ki düşmediği için tekrar oynamaya başladı. Ne güzel. İyi ya da kötü. Yani, yapacak bir şey yok. Keşke düşseydi, hiçbir anlamı olmasaydı. Ama öyle bir yere değil, tam tersine doğru böyle bodoslama gidiyor herkes. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu akşam çok güzel bir konser olacak en azından. Bizler de izleyeceğiz. Burada seyirciler de sizlerle beraber böyle çok keyif alacaklar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben bu güzel sohbet ederim. İçin. Ve akşam zaten görüşmek üzere konserde. Thank you.
Tuğçe Bey'le yaklaşık 3,5 sene kadar önce sevgili Zafer Kozunoğlu bir gün beni aradı. Dedi ki muhteşem bir sesle tanışmanı istiyorum Didemciğim. Lütfen bir tanış, belki yol arkadaşı olursunuz. İlk defa Nuriye Beyoğlu'nda Asmalı Mescid'i dinlemeye gittim tanışmak için. Ve gerçekten hayran oldum. Barok Masallar konseptinde opera söylüyordu. O günden bugüne de birlikteyiz. Tabii biraz şanssız başladık, çalışmaya başladık, pandemi oldu falan ama çok güzel ilerledik. O günden bugüne yol arkadaşı olduk, birlikte yürüyoruz. O kadar çok tatlı anımız var ki, gerçi genel olarak hep tatlı anılarımız var. Çünkü sorunları hep gülerek, hani kriz de geçirsek sonradan gülerek atlatıyoruz. Ne anı anlatabilirim bilmiyorum çünkü her biri birbirinden farklı farklı anılar. Hep kahkahalı, hep gülerek oluyor bizim kulis arkamız, koşturmacamız. Sahneye çıkana kadar böyle bir gerginlik, biraz stres, bağırış çağırış oluyor ama bittikten sonra keyifli, kahkahalı bu şekilde gidiyoruz. Yani hiç kötü anı hatırlamıyorum onunla, hep gülerek. Nur Bey'in menajeri Didem, benim çok eski arkadaşımdır. Nur Bey'e biz zaten 25 senelik bir mağazamız var, tanışırız. Bir projeye başlayalım dedik. Yollarımız kesişti. Amacımız insanlara güzel dakikalar yaşatmak. Bunun üzerine kurulu. Çok keyifli geçiyor sahnelerimiz. Ve insanların gözlerinde o pırıltıyı ve o keyfi görmek en büyük mutluluk bizim için. Kendisi çok çok şeker gibi, çok tatlı bir insandır. Tabii hepimizin zorlukları var çünkü bu yaptığımız iş çok kolay bir iş değil. Biraz deli işi belki. Amacımız her zaman orta yolda buluşup bizim keyif aldığımız şeyler dinleyenlerin de keyif almasını sağlayabilmek ve bunun üzerine çalışmalar yapmak. Bum 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 b